Arkadaşlar merhaba ben Üçlü işte Hoca 65 günde AYT Edebiyat kampına gümbür gümbür devam ediyoruz Sırada 32. günümüz var Yani hocam Servet-i Fünun Edebiyatı var Yani fenlerin serveti adını verdiğimiz inanılmaz bir dönem arkadaşlar Öyle böyle değil Gerçekten oldukça ağır bir dilin kullanıldığı inanılmaz şairlerin doğduğu Modern romanın belki de burada Belkisi fazla ilk örneklerinin verildiği Kusursuz romanla aynı zamanda değil mi? Mensur şiirlerin havalarda uçtuğu Parnasizm, sembolizm gibi akımların yeni yeni edebiyatımızda böyle olgunlaştığı, palazlandığı, zaman zaman filizlendiği inanılmaz eserler yazılmış. Bir Elhan Işita yazılmış ki abi oku Allah oku yani şiiri böyle tersten yandan okuduğun zaman mesela şiiri şöyle dümdüzü düşünelim. Şöyle çevirdiğin zaman bir kar yağışını andırıyor. Elhan Işita kış musikesi demek inanılmaz bir şey. Abi nasıl düşündün? Nasıl düşündün ya? Nasıl olabilir bu? Yani dizelerin uzunluğunu böyle çevirdiğin zaman yana nasıl karın yağışını andırabilir böyle? Küçüklüğü, uzunluğu, kısalı, uzunluk kısalı böyle. <laughs> Şov, şov, şov hocam. E o zaman gelsin. 32. gündeyiz. Servet konuşacağız. Tüm ayrıntılarıyla konuşuyoruz arkadaşlar. Evet konuşacağımız dönem gözlere iyice bir aşinalık getirsin. Servet Fünun edebiyatı. Bitişik yazıyoruz ama ha. Artık Arapça, Farça tamlamalar bitişik yazılıyor. Kur'an-ı Kerim sadece korunuyor arkadaşlar. Lütfen dikkat o orijinal olarak kalıyor. Kısa çizgi onda kullanıyoruz. Ama onun dışında asla kısa çizgili tamlama yok. Uzattık hocam. Türkçe'ye bağlamayalım. Gelelim dersimize. İşte tablomuz hocam. İslamiyet öncesini bitirdik. Hakkını verdi şu kal kalem, kalem kalemi evet. Şu kalemi biraz daha e, kalınlaştırabilirsek harika harika bakayım bir. E, fenadi, fena değil, fena değil, Çok fark etmedi ama evet. İslamiyet etkisinde gelişen dedik. Geçiş dönemi divan ve halk edebiyatı. Eyvallah. Çok güzel. Anonim aşık dini falan her şeyi konuştuk. Tanzimat her şeyle konuşuldu. Geldik arkadaşlar. Servet Fünun dönemine. 1896-1901. Aslında varla yok arası bir şey. Açık söylemek gerekirse yani böyle aman aman bir Tanzimat kadar böyle bir 20-30 yıl kaptırıp gideyim falan. A -a hocam bir 35-40 yıl. A -a. Servet Fiyon'un görüldüğü ise 5-6 yıllık bir edebiyat dönemi. <laughs> yani bir gelmiş gözümüzü açmışız kapatmışız yok hocam. Fecrî fejra, ati zaten çok kısa sürmüş öyle böyle değil ya. Fecrî saniyelik bir şey. Asıl damga vuran dönem milli edebiyat olmuş. Öyle böyle değil. Cumhuriyete bir geliyorsun zaten şov hala devam ediyor. 3 nokta. Dikkat. E o zaman hadi geniş tanzimi şeyi Servet Fünlü bir konuşalım. Üçüncü kutucuk gelsin arkadaşlar. Lütfen dikkat. Recaizade Mahmut Ekrem işte bu derginin başına tevfiketi getirince amman dikkat. Şunu karaladım. Ne yapıyor? Artık bir edebiyat dergisine dönüşüyor. Normalde servet fünunu biliyorsunuz. Tenlerin serveti demek. Bayağı biyoloji, kimya, fizik, müzik anlatılıyor. Ama ne zaman ki Recaizade Mahmut Ekrem Tevfik Fikret'i o büyük şair o büyük ismi derginin başına getiriyor. işte Servet-i edebiyatı başlıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Tefrika Dergi'nin başına gelince şiirler, romanlar, hikayeler falan tefrika etmeye başlıyor. Yani yayınlamaya başlıyor parça parça. Artık yavaş yavaş bir edebiyat dönemine, edebiyat dergisine dönüşüyor ve döneme de adını verecek dergimiz. Recaizade Mahmut Ekrem işte bu sebepten dolayı en önemli sebep şüphesiz ki Servet-i Fünun Edebiyatı'nın adeta başlatıcısı, kurucusu gibi de düşünülürse yanlış olmaz. Tefrika dönemin en önemli kişilerinden, şairlerinden biri oluyor arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. İşte sınav, işte net bir sınav sorusu. İşte her şey işte en iyi özet daha ötesi yok arkadaşlar bitti divan tanzimat ve servet fırının hakkını vererek burada bir karşılaştırmasını yapalım her şeyle yalnız sonrasında servet fırını tüm detaylarıyla işleriz olur mu hadi başlıyoruz arkadaşlar Amman dikkat Gelsin hocam gelsin bakalım neler geliyor. Divan edebiyatında Arap ve Fars edebiyatından bir etkilenim söz konusu. Zaten ağır dilin nedeni bu değil mi? Anlaşılması güç tamlamalar falan işte tüm bunların nedeni etkilendikleri Arap Fars yani İran edebiyatı değil mi? Tanzimat'a geliyoruz Batı ve Fransız edebiyatı etkiliyken Servet-i Fünun döneminde de arkadaşlar evet bir Batı hayranlığı ön planda olacak. Bir Fransız edebiyatına etkilenmeler falan onları göreceğiz. Anlayış noktasında Divan edebiyatında sanat için sanat anlayışı varken yani sanatı sanat yapmak adına yapıyorlarken Tanzimat'ta bu akım baya baya parçalanacak. Özellikle birinci dönemde toplum için sanat anlayışı benimsenecek. Servet-i Fünun'a e baktığımız zamansa o adamlar diyecek ki kardeşim ne halkı ne toplumu. Benim Ahmet'le Mehmet'le Osman'la ne işim olur? Ben padişaha, ben böyle bakacağım diyor. Böyle değil. Aşağıya bakmayacağım. Halktan ne işim? Yukarı bakacağım ben de. Yukarıya hitap edeceğim diyor. Zümreye, yüksek zümreye hitap edeceğim diyor. Servet i da sanat için sanat anlayışı var. Hitap edilen kitle evet aynı zamanda bunun bir sonucu olarak yüksek zümre. Divan edebiyatı, e halk, sen ben hocam. Tanzimat edebiyatı yine yüksek zümreye hitap. Servet fincinin. Dile baktığımız zaman oldukça süslü, sanatlı, ağır bir dil dikkat çekiyor arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Süslü, sanatlı ve oldukça ağır bir dil dikkat çekerken divan edebiyatında sadeleşme hedefini görüyorsunuz tanzimat döneminde başarılı olunabiliyor mu? Hayır tabii ki. Mümkün mü? Ya mümkün mü? Geride bıraktığın 600-700 yıllık divan edebiyatı var. 1860'da da gazeteyi çıkaracak adam. Şinasi ile AG Efendi çıkaracak gazeteyi. Çok büyük isimlerdir dikkat. Sonra bir bakacaksın. Bir anda her şey değişmiş. Baştan sona bismillah. Aa, hemen sadeleşti dilimiz. Hadi bakalım. Mümkün değil. Mümkün değil. İstiyorlar ama başaramıyorlar. Ama Servet Fünun'a e gelince tabii başarılı olamayacak. O gitti zaten. Servet Fünun'da her şey gidiyor. Sadeleşmede başarıyı Cumhuriyet'te göreceğiz. Tam anlamıyla. Milli Edebiyat'ta eyvallah saygı duyuyoruz ama asıl olarak Cumhuriyet döneminde. Neyse. Süstü, sanatlı, ağır bir dil yine Servet da e dikkat çekecek. Ölçüye baktığımız zaman Divan Edebiyatı'nda aruz, 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 aruz. <laughs> çok net. Tanzimat'a baktığımız zaman aruz. Çok az da hece. Vallahi yok arası bir şey. Kim kullandı? Böyle arada yani. Ama daha çok Aruz tabii ki. Servet Fün'üne geliyorsun Türk Aruz'u. Çok az hece. Türk Aruz'u dediği biraz da böyle Aruz'un Türkçe'ye uyarlanmış formatı kullanılacak. Çok az da hece. Çok az dediği de Şermin falan yani Tevfik'in yazdığı bir iki eser falan. Eski biçimler var biçim noktasının divan edebiyatında. Eski biçimler yeni temalar, tanzimat. Ve yeni biçimler Servet Fün'ün soneler, terzarimalar, balatlar, triyoleler. Abi adamlar açmış Abi adamlar açmış Batıya yöneliyorlar. Ahmet Mithat dekadanlar demiyor mu servet fiyoncular için? Yani soysuzlar demiyor mu? Diyor. Ortalığı birbirine katmıyor mu? Katıyor. Niye hocam? Ya bu adamlar batı hayranlığı yapıyorlar. O yüzden baştan sona batı 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 dersen olmaz. Her şeyle batıya alırsan olmaz. Neyse devam. Sinirlenmeyelim. Şiirde arkadaşlar Türkiye'yi basit sepki indik gibi akımları etkiliyken divan edebiyatında evi bakıyorsun tanzimatı şiirde romantizm hocam. Bitti. E servet yüzüne bakıyorsun romantizme ek olarak parnasizm sembolizm devreye girecek ama dikkat. Anlatı noktasında mesneviler bir numara divan edebiyatında. Divan edebiyatının oluşumu kendisi ta kendisi. E Tanzimat'a bakıyorsun ilk roman ve hikaye örnekleriyle karşılaşıyorsun. E Servet Hünün'e geldiğimiz zamansa roman ve hikayenin artık bismillah yani orada artık olgun örneklerini vermeye başlayalım. Tam anlamıyla kusursuz romanı görelim. Tam anlamıyla hikaye budur. Diyelim ne zaman hocam? Tabii ki Servet Fünun döneminde. Tamam cebinizde lütfen kalsın. Peki tiyatro noktasında arkadaşlar divan edebiyatında tiyatro yok. Ne tiyatrosu? Nereye tiyatro yapıyorsun? Yok. İlk örneklerini tanzimatta vermeye başlıyoruz. Servet Fiyonu'da da ihmal ediliyor. Yani çok iyi bir ifade ihmal edilmiş ifadesi. Vallahi müthiş cuk oturuyor yani cuk. Hani yok desek var. Var. Cenab-ı Şahabettin bile yazmış yani koskoca şair. O da yazmış tiyatro değil mi? E bakıyorsun Halis Siyah da yazıyor. Falan. Herkes yazıyor bir şekilde. Ama tiyatro hatırla dediğin zaman ne hatırlıyorsun? Çat pat bir iki. Demek ki ihmal edilmiş orada değil mi? Gündemde değil. Türlere baktığımız zaman tezkireler, seyahatnameler, eski türler fazla şey alırken divan edebiyatında tanzimat döneminde makaleler, fıkralar, sohbetler, denemeler gibi birçok yeni tür e, servet-i eleştiri, anı, göz ve bunların en olgun örneklerini karşımıza getireceğiz bu dönemde. Süper. Çok güzel bir kıyas oldu arkadaşlar. Lütfen bu kısmı alın olur mu? Lütfen bu kısmı alın. Bu kısmı kitaptan satır satır bir daha bir daha çalışarak gidin arkadaşlar. Geldik 5. kutucuğumuza arkadaşlar. Bakın dikkat. Servet Fünun dönemi için edebiyatı cedide de diyoruz. Cedit el değmemiş yeni demek cedit cedide. Edebiyatı Cedid. yeni Edebiyatı yani. Ha tamam hocam oturdu süper. <laughs> Lütfen dikkat. Servet Fiyonu'nun döneminin kuruluşunda Recaizade Mahmut Ekrem ön ayak olacak. Aman dikkat. Ön ayak olmak güzel yani önce olmak. Cepte hocam tamam. Servet Fiyonu yani Fenlerin Serveti adındaki bu dergi 1891'de Ahmet İhsan'ın yönetimine geçecek. Ahmet İhsan Tokköz. Eyvallah hocam saygı duyarız. 1895'te Malumat Dergisi'nde Hasan Asaf'ın Burhan-ı Kudret adlı şiiri çıkacak arkadaşlar. Ne diyor orada? Zerre-i nurundan diken muktebes, mihrümehe etmek, işaret abes. Ondan sonra abes-muktebes tartışması çıkacak. Ortalık karışacak hocam. Burayı siz okursunuz arkadaşlar. Küçük bir genel kültür olarak cebinizde kalsın. Ama bu tartışma abes-muktebes tartışması bakın dikkat. Recaizade kulak için kafiye, muallimler ise göz için kafiye anlayışını savunanların bir anlamda öncüsü olacak bu tartışmada arkadaşlar. Lütfen dikkat. Yani şurası belki bu tartışmanın edebi tartışmalar. Çok fazla biliyorsunuz edebiyatımızda. Bunun belki de çok önemli bir sonucu. Gitme, silinme. Ben yazıyorum o sunuyor. Bakalım tekrar silinecek mi? Yuvarla aldım silinmedi. Yıldız tamam süper silinmedi. Harika. E o zaman devam edelim. Göz için kafiye, kulak için kafiye tartışması başlayacak arkadaşlar. Bu dönemde Recaizade eski taraftarlarıyla mücadele için mektebi mülkiyeden eski öğrencisi Ahmet İhsan ile anlaşacak. Ahmet İhsan Servet Ünlü Edebiyat Dergisine dönüştürmeyi kabul edecek. Evet çok önemli bir şeyi aralandırmış olduk arkadaşlar. Perdeyi araladık. Çok önemli bir şeyi aydınlattık. Nedir o? Ya Ahmet İhsan ile anlaşıyor eyvallah da Recaizade ne yapıyor? Tevfikiyeti birazdan derginin başına getirecek. Abi kafasına göre mi getiriyor? Dergiye baktı vallahi güzel dergi hadi tevfik et. gel abi sen başla burada baş yazarla. E bu derginin bir sahibi var nasıl ikna edeceksin? Ha demek ki bakın dikkat Ahmet İhsan Servet Fünun'u Edebiyat Dergisi'ne dönüşmeyi kabul etmiş. Neden? Çünkü eski taraftarlarıyla Recaizade Mahmut Ekrem tartışmak daha doğrusu savaşmak istiyor mücadele etmek istiyor. Eski edebiyat savunanlara karşı yeni edebiyat savunuyor. Peki Recaizade derginin yayın yönetmenliğinde de tabi Galatasaray'dan eski öğrencisi tevfiket önerecek ya Recaizade'nin öğrencisi. Zaten Recaizade Mahmut Ekrem Edebiyat öğretmeni biliyorsunuz. Kendisi bir öğretmen. Öğrencisi Tevfiket düşünsene. İnanılmaz bir şey bu. Tevfiket 256. sayısından itibaren Servet-i dergisinin başına geçecek. Ve Tevfiket'in öncülüğünde Servet-i Edebiyatı yani Edebiyatı Cedide başlamış olacak. Bakın Edebiyatı Cedide'yi arkadaşlar burada hemen kalemimiz gelsin. Tam böyle ÖSYM logosunu rengiyle yazmışız. Belli ki ÖSYM kullanmış bir ifade. Tartışmayı okumanızda. Fayda var cebinizde kalsın. E devam ettim. Süper. Geldik Servet Fünün ortak özelliklerine. sanatçıların ortak özelliklerine. Müthiş bir seçme arkadaşlar. Bakın şurada artı bir netimiz yatıyor. Ben hemen şuraya bir artı bir net diyeyim de sonra hocam söylemediğiniz soruyu olmasın. Her şeyi bir konuşalım. Sonra yavaş yavaş açacağız, deşeceğiz bu dönemi. Şimdi arkadaşlar lütfen dikkat. Şöyle azıcık aşağıda kaydırdım. Servet Fiyon sanatçılarının ortak özelliği. İşte burada biliyorsunuz Tevfik Et var. Sayacağız birazdan Cenab-ı Şahabettinler, Süleyman Nazifler, Hüseyin Cah gibi 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 birçok ismin değil mi? Halis falan. Bundan ortak özellikleri. <laughs> başlıyoruz. Tanzimat sanatçılarından farklı olarak batı kültürü içinde yetişiyorlar arkadaşlar. Bu çok önemli. Batı kültürü içerisinde yetişmek inanılmaz bir anahtar kelime cepte kalsın. İyi eğitim almış. Fransızca öğrenmişler. Evet hepsi dolu dolu adamlar hocam. Dolu insanlar. Çok dolu insanlar. Batı edebiyatını günü gününe izlemişler. Bakın ÖSM bu bilgiyi kullanmış arkadaşlar. İnanılmaz bir şey bu. Yani ÖSYM diye soru olarak gelmiş ya seçenek olarak. Bunlar çok önemli. Yani günü gününe izleme ifadesini kullanmış. Siyasal ve sosyal konulardan uzak duruyorlar. Bak sosyal konulardan uzak duruyorlar. Neden? Bu adamlar sanatı sanat için yapıyorlar. Senin benim sorunumla niye ilgilensin abi? Sosyal sorunla ne yapacak yani? İşte öğretmenleri şöyle bir soru. Bana ne diyor adam? Ben size şiir yazacağım abi diyor. Sanat için sanat yapacağım diyor. Bu kadar. İşte halk şöyle oluyor falan. Bana ne diyor ya? Ben romanımı yazayım çıkayım diyor adam. Bu. Anlayış tam olarak bu. Devam. Hem sanat anlayışları hem de dönemin siyasal koşulları gereği içe kapanma. Böyle bir bireysellik. Böyle bir herkesten bir sıyrılış. Bir salona çekilmeler. Salonun kapısını bir çekip böyle kilitleyip orada böyle şiirler yazmalar. Tevfik et. Olmuyor bak. Vallahi olmuyor. Tevfik et. Tevfik. <laughs> tamam. Salonu kapattın, kilitledin. Bir salon edebiyatı adını da oradan gönderme yaptın. Eyvallah. Salon edebiyatı da denir bu arada. Arkadaşlar Servet Fünn edebiyatına. Salon edebiyatı. Ya eyvallah hocam da. Yapma yani. Bu kadar da ağır yazma. Yazma. <laughs> ya Tevfik et'in kesesi var mesela piyasada. Bakın kitapçılara. Şu kalınlıkta falan bir orijinali var arkadaşlar orijinali. Daha doğrusu şey yapılmış hali böyle sadeleş içerisinde Türkçeleştirilmiş hali. Bir orijinali var bu kadar. Altında da bu kadar şeyi var. Türkçe'ye çevrilmiş hali var. Yani Türkçe'ye çevrilmiş hali orijinalinden daha büyük, daha geniş. Şey gibi bu. mesela Recaizade Mahmut Ekrem. Şey olmasın Recaizade olmasın onu köşe atalım. Reşat Nuri Güntekin mesela. Recaizade'ye birazdan gireceğiz. Reşat Nuri Güntekin'in mesela birçok yayından çıkmış kitapları var arkadaşlar. Kitap atıyorum sallıyorum. 100 sayfa sayfaysa en az 50 sayfada arkada sözlük var. İnanılmaz ağır bir dil var mesela birçok eserinde. Burada da o durum var. Yani tevfiket vesaire birçok servet fiyonoçu kapanmış kapıları kapatmış. Bayağı da dili ağırlaştırmışlar. Bu kadar sanat için yazılmaz yazmışlar. Hayal gerçek çatışması fazlaca işlenmiş arkadaşlar. Aşkta, hayatta ve dostlukta hayal kırıklığı bu dönem sanatçılarının en çok işlediği tema olmuş. Evet hayal kırıklığı en önemli anahtar kelimedir. Servet firuncular için hayal kırıklığı, karamsarlık, melankolik melonko, melankolik olma, her şeyden etkilenme, dikkat. Doğaya yönelmişler onun için de dikkat. Onlar için doğa yani tabiat. içinde mesutça yaşanan bir cennet gibidir ve bir resimdir adeta. Toplumdan kaçan şair Hayır teselli tabiatta bulur. Dikkat! Yani seni de çok anlamayan bir toplum varsa böyle baskılandığını hissediyorsan ağaca böceğe çöpe sararsın burada olduğu gibi. Önce Yeni Zelanda'ya kaçmak istiyor. Vallahi böyle. Buna 20 yaşlarda falan 20 yaşlarda. 24-25 falan. Yani tevfik ettiğince aklımıza tabii böyle kelli felli 55 yaşında bir adam akla geliyor. Yani bayağı Halit bu yani. Şu duruş ya bu Halit yani. Ben şu an Halit ya 70 yaşında falan. Öyle düşünüyorsun. Hayır 20'li yaşlar 23, 24, 25 Yeni Zelanda'ya kaçmak istiyorlar. Evet. Aynı zamanda arkadaşlarının arkadaşlar Manisa'nın Sarıçam ilçesinde çiftliği var. <laughs> yani yeni çam şey olmazsa, Yeni Zelanda olmazsa en kötü Manisa olur demişler. Böyle bir alternatif var ama başaramayacaklar. Eserlerine bu kaçış teması da fazlaca yansıyacak ve hayalini kurdukları ütopik doğayı anlatacaklar. Romantik, parnasçı ve sembolistçidirler. Lütfen cebinizde kalsın. İşte Servet Fünun şairleri. Tevfiket, Cenab Şahabettin, Süleyman Nazif, Hüseyin Siret, Özsever, Özsever söyledi bu arada. Ali Ekrem Bolayır. Hüseyin Suat Yalçın, Faik Ozan Soy, Celal Sahiler Ozan Bu arada arkadaşlar hem şu hareketi yap. 10 metre ötede ekrana bak. Oradan okuyabildiğim kadarıyla özsever falan. Evet tamam. Servetun'un yazarlarına baktığımız zaman Ali Siyah Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Şuayb. Ahmet Şuayb eleştiri noktasında Hipolite tayından etkilenecek. <laughs> Çok önemli bir isimdir. Ahmet Şuayb da eleştirmendir dönemin eleştirmeni. Saffet Nezihi, Yüzü ya Ahmet Hikmet Müftüoğlu. Saygı en önemli temsilcileri ise hacem olarak şifreleyeceğiz. Taktiğini vereceğiz hocam. İyi ki taktikler var diyeceğiz. Yukarı yok ok çekeceğiz. Yazıyı okuyalım. İyi ki taktikler var hocam. Bu arada iyi ki taktikler var. Seferberliği başlattım hocam. Evet böyle bir seferberlik başlattım. Yorumları arkadaşlar dolduruyoruz. İyi ki taktikler var yazıyoruz. Yorum sloganımız bu arkadaşlar. Yorumlarda bu sloganı mutlaka kullanıyoruz. Bu aralar öyle bir akım başlattık. Aman dikkat. Edes Türkçe'de yaptık, Türkçe kanalında yaptık. Burada da tekrar ilk taktikler var yazalım yorumlara. Okuyacağız hepsini tek tek. Hepsine bakacağız. Hepsine kalbimizi, beynimizi göndereceğiz. Halit Siyah git. Tevfik et. Cenab Şahabettin'le, Mehmet Rauf baş bazen de ikinci sesten Hatcem şifresi cebinizde kalsın. Tevfik Fikret adını yönettiği dergiden olan Servet Fünun Edebiyatı'nın öncüsü arkadaşlar. 1867-1915 doğum ölüm çok önemli değil. Neler yaptığı önemli bizim için. Evet 7. kutucuğa geldik arkadaşlar. Servet Fünun'u kurduk da bir dağıtalım mı ya bu dönem? Bir dağıtalım ortalığı ya. Böyle olmaz. Her şey güllük gülistanlık olmaz. Yönetimde anlaşmazlık yaşayan Tevfik Fikret, 1901'in başında yazı işleri müdürlüğü görevinden ayrılıyor. Bak ben sana söyleyeyim ha. Bak bu çok önemli arkadaşlar. Şu an inanılmaz şeyleri aydınlatıyoruz. Tevfik Fikret neden geldi derginin başına? Çünkü eski Edebiyatçılarla Recaizade e savaşmak istiyor. Önce Ahmet İhsan Tokgöz'ü eline alıyordu. Öykü lan tamam sen de bir anlaşalım anlaştık. Şimdi dur dur seni ben ayarladıysam. Kimi getirsem kimi getirsem dersine girdiğim kim var Ahmet Aa, olmaz Mehmet Aa, olmaz Ayşe Aa, yani Hüseyin Aa, Hüseyin de çok parlak değil not, not tuttuğu yok kim olur kim olur kim olur ya ön sıralarda bir çocuk vardı, gözlüklü falan böyle bıyıklı falan. Kırmızı saat falan. Hayır ben değil. Ben. Ön sırada birisi vardı diyor. Düşünüyor düşünüyor. Diyor ki tamamdır ya. Tevfiket gelsin abi. Tevfiket de anlaşıyor. Bir akşam toplanıyorlar. Diyorlar ki yarın itibariyle senin dergin ört, Tabii ki hocam diyor. E, siz isteyin yeter ki. Hemen Tevfiket derginin başına getirdi. Şimdi peki bunu yaptı da. Hüseyin Cahit makale yazınca mı dağıldı yani toplu? Yazdı makale pat pat. Hayır. 1901'de önce Tevfiket gizlice yazı işleri müdürlüğünden ayrılacak. Sabah herkes bir geliyor hocam. Neredesin Tevfik? Yok. Tevfiket yok. Ben diyor geleceğim birazdan. Bismillah kapıya yazıyor. Ben 5 dakikaya geleceğim. Bir daha kimse onu göremiyor. Evet, evet kapıyı çekip çıkıyor hocam. Teki devam sessiz. Tevfik et yerine Hüseyin Cahit getiriliyor. Oba, bak bunlar çok önemli ayrıntılar. Hüseyin Cahit altında Ekim 1901'de Servet Ünlü dergisinde Fransızdan çevirdiği edebiyat ve hukuk. Ya bismillah geldin bir dur. Ya bir soluklan. Beni bir derginin başına getirseler mesela ilk gün bir çayımı alır içerim abi budur yani. Bir derginin başına geldin, mi çay içilir yani. Çayını alır bir içersin. Şöyle uzaktan bir bakarsın kim ne yapıyor kim çalışıyor. Harika bir tanışırsın bir tanırsın daha dur. Hüseyin Cahit Yalçın'ı getiriyorlar hocam derginin başına. Daha yazı hala duruyor kapıda. Birazdan geleceğim yazı duruyor Tevfik'e. Tevfik'e gitti. Bir daha gelmez. Gelir mi? Gelmez. Hüseyin Cahit Yalçın neyse getiriyorlar. O da gayet rahat. O tamam diyor. Beni getirdiklerine göre. tamam ya yani, bir değerimiz olsun. Bir şeyimiz olsun. Kendini böyle ağırdan satıyor falan. Oturuyor böyle sandalyeye. olan ne yapsak ne yapsak. Yani bugün de yeni geldik ama. Yani iş güç falan yorulduk. Erken mi gitsem diyor. Erken mi kaçsam. Bakıyor şöyle saatine falan. Cık. Saat 12-12.30 bir diyordur. Biz öğle arası bir gelsin. Öğle arası şöyle yemek karnını marnı doyurunca diyor ki zihni açılıyor tabii yani. Yemek yemek yedi çay may derken. bir makale yazayım diyor ya. Öğle üzeri şöyle bir tane makale patlatıyor. Hangi makale hocam o? Tabii ki edebiyat ve hukuk. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi yazdığı gün pat diye kapatıyorlar. Adam bismillah daha koltuğa oturmadan kalkıyor. Vallahi tam böyle Geldik hadi görüşürüz oluyor yani. Böyle bir an yaşanıyor. Tabii ki Edebiyat ve Hukuk Dergisi'ni yazınca Abdülhamit yönetimi, 2. Abdülhamit yönetimi makalede ihtilalci fikirleri yer aldığı gerekçesiyle de dergiyi kapatacak. Dergi 6 ay sonra mahkeme kararıyla tekrar açılsa da Servet Fünuncular bir daha bir araya gelemeyecekler. Ve Servet Fünun Edebiyatı 1901'de arkadaşlar sona ermiş olacak. Hüseyin Cahit Yalçın'a azıcık hatırlatalım. 2. Abdülhamit dönemi bürokrasisi dikkat. Edebiyat ve Hukuk makalesinde Fransız ihtilalinden söz edilmesini halkı halifeye karşı isyan teşvik şeklinde algılamış ve bunun üzerine kapatılmış dergimiz hocam. Peki Batı etkisindeki Türkiye'de bir atı, Tanzimat döneminde gazete çevresinde Servet Fünun döneminde ise dergi çevresinde gelişmiş unutmayınız. Yani bir anlamda Servet Fünun demek dergi demek dergi. Çünkü dergi halka hitap etmez. Ya biz dergi almayız yani dergi niye alalım deriz yani ne o kim okuyacak mı alırsın 3 sayfa okursun durur orada öyle. Ama gazete alırız. Ha, döneminde artık şu günlerde gazete okumuyor ama o ayrı bir konu. <laughs> i̇nternetten 5 internetten dakikada her şeyi öğreniyorsun. O ayrı bir konu ama yani Gazete alırsın en kötü yani. Alabiliriz bir bakayım ya. Dergi böyle bir bakayım diye alınmaz yani. Değil mi? Fiyatına, miyatına baktığı zaman çok böyle bakayım diye alınmaz. O yüzden e, alıyorsan adam akıllı okuman lazım. Kısacası sana bana çok hitap etmiyor. Biraz daha böyle o dönem için düşünürsek üst seviye <laughs> dergi. E bunlar da zaten servet firmacılar da zaten yüksek sunmaya hitap etmiyorlar mı divandaki gibi? E tamam o zaman dergi çıkarmaları mantıklı. Peki hocam devam edelim. Ne konuşacağız? Servet firmacılar döneminin genel özelliklerini konuşacağız. En önemli yerdeyiz. Sona bırakmışız onu. Önce dikkatleri bir okuyalım mı? Bakın ne diyor arkadaşlar. Servet firmacılar edebiyatı 2. Abdülhamit döneminde oluşmuş. Çok önemli. Sanatçılar dönemin siyasal ortamından olumsuz etkilenecekler. Bu yılları istibdat dönemi olarak görecekler. Ortam onları karamsarlığa ve bunalıma sürükleyecek. Sansür nedeniyle toplumsal ve siyasal konulara pek giremediklerini göreceksiniz. Sanat için sanat anlayışı konuştuk. Servet-i demek sanat için sanat anlayışı demek bu. Tartışmasız. Yüksek sümle hitap eden bir salon edebiyatı. Oba konuşmuştuk anlatmıştık. Aydın kesimin köşk ve konak yaşamının görüntüleri yansıtacak şiirlere. Şiirlerde dikkat. Parnasizm ve sembolizm, roman ve hikayede realizm ve naturalizm etkisinde kalınacak. Hayal hakikat çatışması, gerçeklerden kaçış, karamsarlık ve melankoli temaları fazlaca işlenecek. Bir önceki nesil tarafından sadeleştirilmeye çalışılan yazı dili yeniden ağırlaştırılacak. Şiirde ve nesirde ahenkli kelimelere, Arapça ve Farsça tamlamalara, kullanılmayan sözcüklere yer verilecek. Bu çok önemli arkadaşlar, bu çok önemli. <laughs> bu inanılmaz bir bilgi. Bu sınav sorusu artı bir net artı üç net. Çünkü Milli Edebiyata gelince biraz daha böyle halka inelim falan filanlar olacak. Yeni lisanlar yazılacak mani gibi. Doğal olarak bu dönemde ciddi anlamda böyle bir araf bir Edebiyatı inanılmaz ağır böyle tamlamalar falan. Lütfen yeni bir edebi dönemin oluşması için dikkat. Yeni bir edebi dilin oluşması ve gelişmesi de bu dönemde sağlanacak. Şiir düz yazıya yaklaştırılacak. Mensur şiir denemeleri yapılacak. Tiyatro dönemin şartları gereği ihmal edilecek. O dönemde tiyatro yok denecek kadar az. Çok iyi eserler yazılmış ama çok da böyle oynanmak için değil sanki değil mi? Yazılmak için yazılmış gibi. Peki hocam Servet Fün'üne bir giriş yaptık. Bismillah kısmı. Dur daha Bismillah daha dur. Servet Fün'ün ayrıntılarına gireceğiz bakın. Servet Fün'ün edebiyatında şiir, hikaye, tiyatro diyeceğiz. Genel özellikler, şiir, özellikler, sanatçılar her şey var arkadaşlar. İnanılmaz şeyleri konuşacağız. Ne zaman? Yarın değil. Yarın soru çözümümüz var bugün cuma. Yarın cumartesi arkadaşlar soru çözümümüz var. Pazarda zaten dinleniyoruz. Aktif dinlenme yapıyoruz. Kampta böyle geride olanlar bize yetişiyorlar. Yani ileride olan olmasın lütfen beraber gidelim. <laughs> Hiç acele etmeyin. Onlarla birlikte de gaza gelip devam edeceğiz. Aman dikkat. Peki hocam. Ne dönemdeyiz? Hangi dönemdeyiz? Ne yapmamız lazım? <laughs> çok kısa bir özet yapalım arkadaşlar. Şimdi konu olarak çok iyi bir yerdeyiz. Yavaş yavaş ortaladık artık dönemi. Baya baya arta ortaların üzerine doğru gidiyoruz. Çok iyi bir dönemdeyiz. Çok iyi bir dönemde başladığımızı. Sınavın biraz daha önceye alınmasıyla çok daha iyi anladık. Sınav mesela 20'sinde, 25'inde, 26'sında olsaydı bir ay daha kazanacaktık oradan. Ama sınavın biraz daha önceye alınması, hazirandan bir hafta kaldığını. Yani bir anlamda hazirandan bir şey kalmadığını söylüyor. Orada Haziran yendi gitti Haziran. Doğal olarak hani hocam ben Aralık'ta başlayacağım, Ocak'ta başlayayım, Şubat'ın birinde vallahi başlıyorum falan. Artık geçti hocam. Onları lütfen düşünmeyiniz. Şimdiden bitirdiğimizi düşünsenize. Böyle Aralık'ın sonu, ocağın başı, her şey bitmiş. 3-4 ay var denemeler başlamış şov yapıyoruz artık falan. Düşünsenize ilk denemelerde dökülüyorsun önce bir ne oluyor falan oluyor. 3. 4. denemede yavaş yavaş olgunlaşıyorsun. Çatır çatır netler geliyor. Son böyle 3-4 denemede artık 24'ler 23'ler görüyorsun. Sınava bir ay kalmış falan. Ben nokta atışlar yapıyorum şu gelir bu gelir. Kadın yazarlardan bak bu kesin gelir falan her sene olduğu gibi. Bak bu yazar şöyle gelir şu içerik mutlaka sorulur falan. Çatır çatır bunları yazıyorsun not ediyorsun falan. Sonra sınav tahmini bilgisi videosu ve çat sınav sabahı. Bir giriyorsun sınava her şeyi daha önceden konuşmuşuz. Çatır çadır yapı çıkıyorsun. Zaten edebiyat öyle bir ders. Hatırlarsan yapıyorsun. Yoksa çok mantık böyle bağlantı kurmaya çok gerek yok. Tarih tersi değil ki. Bunun sonucu bunun nedeni falan böyle bir şey yok. Hiçbir, 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 hiçbir konuda şey yapma. Hiçbir konuda bağlantı kurma. Hiçbir şey arasında bağlantı kurma. Hocam divanda böyle olduğu için mi halk böyle oldu? Boş ver gitsin. Her birini bağımsız kendi içerisinde özellikleri olarak düşün. Yeter ki nokta atışları bil. Sınav odaklı devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kampın 32. gününde sonuna gelmiş olduk. İçiniz çok rahat olsun. Bomba gibi gidiyoruz. Çok doğru bir dönemdeyiz. Tekrar tekrar söyleyeyim. Mutlaka bu kampı en baştan alın arkadaşlar. Başlayayım mı başlamayın mı arada kaldım hocam. Aralık ortası sonu. Hayır. Aralık bizim için geç arkadaşlar. Aralığın ortaları sonları falan diyelim daha doğru ifade edelim. 15-20 gün sonra başlamak falan. Facia hiç gerek yok. Erken bitsin şov yapın hocam. Yok hocam ben son dakikaya doğru yetişim saygı duyarım. Ama erken biterse şov yapmak için yer ararsınız. Hocam artık ne öğreneyim ne öğreneyim her şey bitti. Lan dur şu şair eğlenmesinin içeriğine bakayım falan. Vatan yavrusu neydi ya? Dur bakayım. Bir bakayım ya içeri. Artık tamamen zevkine dönecek olay. O yüzden için çok rahat olsun. Çok doğru bir gündeyiz. Çok doğru bir yerdeyiz. Aralık. Bismillah dedik aralığa. Tamam hocam her şey hazır. E, bomba gibi. Bomba gibi devam ediyoruz. Yapacağınız tek şey arkadaşlar kampı düzenli takip etmek. Konu anlatımdan mutlaka konuları gün içerisinde tekrar edin. Soru bankasından da kesinlikle soruları çözdün arkadaşlar. E o zaman şu içindekiler kısmına bir bakalım mı? Durun ben şuradan hemen bir açayım. Ne yaptık ne ettik neredeyiz bir görelim arkadaşlar. Evet ekranımıza gelmişken hemen onu da bir yansıtalım. Süper hocam eyvallah. 32. günde bakın dikkat Servet-i Fünun edebiyatını bitirdik. Daha doğrusu giriş yaptık. Servet-i Fünun'un yani daha. Genel özellikler her şey konuşulacak da. Videomuzu izledik notlarımıza baktık. Şöyle yukarıdan bakmamız gerekirse. Sonrasında da gün içerisinde ödevlerimizi lütfen sorularımızı lütfen çözelim arkadaşlar. Çok çok önemli. E o zaman bir yol haritası gelsin bakalım 65 yol haritasında nerede? Evet arkadaşlar yol haritamızda geldi 32. güne de şöyle bir tik atmış olduk ama biraz daha koyu mu atsak ne servet fiyonu sağlam bir dönem. Aha koyu attıkça vallahi eliyor bakayım ha süpersin. Evet 32. güne de son verdik şu geçişi nasıl yapacağız bakalım o köprüyü nasıl atlayacağız orayı göreceğiz. E o zaman çok uzatmayalım arkadaşlar süpersiniz harika gidiyorsunuz. E o zaman yarın soru çözümünde görüşeceğiz. Soru çözümleri ilaçtır yalnız onu söyleyeyim. Dedim ya hem ödev veriyoruz çok fazla hem burada anlatımlar vesaire çok da fazla bunaltmamak adına soru çözümleri de 8-10 soruluk tadında ama çok lazım sorular çözüyoruz. İçiniz rahat olsun. Yarın da yine öyle olacak inşallah. E o zaman bomba soru çözümünde görüşmek üzere. Haydi kolay gelsin. Bu arada yorumlara iyi ki taktikler var yazmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.